Sanki toprak serpildi milletin üstüne. Sanki geçici bir uykuda insanlar. Uyuyan bir dev gibi. Bir uyanırsa ki uyanacak. Bak gör devi o zaman. Doktor bey. Doktor. Bu adamı caddenin ortasında buldum. Direksiyonun başında uyuyordu. Bir dakika. Beyefendi buraya niye getirdiniz? Evine götürseydiniz ya. Ya o kadar çok içmiş ki ne evini hatırlıyor ne adını hatırlıyor. Tamam. Ya herif bana elmalı şeker tutuyor ha. Ya tamam bey amca gel. Lan niye çekiyorsunuz abicim ya? Otur sen. Lan sen kimi çekiyorsun bak? Tamam amcacığım. Siz hiç mi içki içmediniz lan hayatınızda? Şöyle çıkıyor. Emur Bey anladık da bu arkadaşlar kim? Bunlar da paparazzi. Haberi onlar verdi bana. Ve bunlar da doğal olarak haberin sonunu merak ediyorlar. Tamam. Arkadaşlar lütfen çıkar mısınız? İşimizi yapacağız. Lütfen. Hadi arkadaşlar. Arkadaşım çek. Doktor da çek. Doktor sizi bilgilendirecek. Hepsini çek. Doktor Bey. Yanlış bir şey söyleyeyim. Buyurun. Senin gözün ne abiciğim? Hemşire Hanım. Buyurun doktor. Gel. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Beyefendiyi odaya götür. Odaya götür, koyuna gir beyefendi. Koyuna. Sabahleyin yollarız. Buyurun evet. Beyefendi. Beyefendiyi odaya götür, koyuna girecek. Benim yardıma ihtiyacınız var mı? Yok, biz ikimiz yaparsana tamam. Gerek. Ay, hiç. Vay, lan sen ne güzel şeysin kız böyle bakayım. Sen evli misin hemşireciğim? Ne yapacaksınız, ne oldu? Evli değilsen şey yapacağım yani. Senin ilk nikahımı alacağım kız. Bakalım ben böyle bir şey ister miyim? Niye istemiyorsun lan? Benim hiçbir sikim eksikti. Hiçbir eksikim yok benim. Hiçbir eksikim yok. Her şeyim tamam. Hiçbir eksik. Hadi gidelim odada ikimiz yatalım seninle. Ben sana... Ay çulsuz sarhoşun tekisin sana mı kaldım ben? Yürü. Bana kaldım ben seni şey yapacağım çulumuzda. Hemşire hanım sen... Ne biçim beni sallıyorsun ya? Tamam. Siz şimdi yatın. Yok ben yalnız yatamam. Korkarım ikimiz beraber yatırırım hemşire. Tamam siz şimdi yatın. Evet. Ben birazdan geleceğim. Yok acele etme. İkimiz beraber gel. Bumya Fırar'da filminin galasına mı geldik lan? Dur bakayım bu ne lan? Edirne peyniri geri herif lan. Dur bakayım. Lan dokununca acıyor mu oğlum? Şimdi hemşire hanımcığım. Yakışıklı doktorumuz geldi. Bakın ilk iğne bunu yapacaksınız. Bu iğne kafi gelmezse... Bunu şey yapıyorsun. Bu da kafi gel... Bismillah. Bunu yapacaksın. Bak şuraya kadar yapabilirsin. Yaptım zaten lan. Bu da kafi gelmezse de... Bu da kafi gelmezse... Lan ne biçim doktoruz? Akşama kadar trafik polislerine uğraşıyoruz. Şimdi doktorlarla mı uğraşacağız lan? Çok konuşma be. Al bakayım. Tamam. Lan, sen gene bana haber verirsin hadi, tamam mı? Hadi lan. Hadi. Ben bu iğneyi kendime yaptıramam. Git lan şuradan. Bana bak beni delirtme. Yat şuraya iğneni yapayım. Yok ya. Niye uzanıyormuşum? Pişik. Sen gel ben kolumu... Şarabim kolumu açayım sana ve koluma sok. Kolumu da... Ben şeye sok. Sen beni koluma sok. Ben seni... Sen kolumdan yap benim iğnemi ya. Koldan olmaz. Kalçadan yapmam lazım. Ben kimseye şey yapamaz. Beni bırak. Kolumdan iğne yapacak adam arasında ne olmadı benim. Hadi gel canım. Gel. Bak kemerinde ben açacağım. Pantolonunu da ben sıyıracağım sen, tamam mı? Tamam sen sıyıracaksın. Dikkatli sıyır. Çizik istemiyorum. Ay. Bakayım. Oo maşallah sarhoş maroş ama işi bitiriyor. Pantolonu çıkartmaya çalışıyorum. Çıkartmaya çalışıyor. Çıkartamıyor ya. Ne çıkartamıyorsun lan diyorum. Çıkartamıyor. Farkındayız. Buyurun devam edin. Ya çıkın lan buradan adamın keyfini kaçırmayın lan. Hadi. Nedir bu durum? Ya görmüyor musunuz abiciğim ya? İlimde geldin ha bu kadar şirenga sokacağım diyor sana diyor. Yine yapacağım diyor ya. Manyak karı ya. Evet sizi ilgiyle dinliyoruz. Devam edin. Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum. Ya şirenga mıdır nedir?
O şırıngayı senin diyor şeyine sokacağım diyor bana ya. Sokturamayayım ya. Ama sıkışmış bu kemer. Kemer zaten acayip sıkışıyor. Hangi alet bu? Ya alet ağzında konuşuyor ya, aleti bırakmıyor ağzında. Ya iğne yapacağım, çıkaramıyorum fazla olanı. Ya ağzındayken konuşmuş o aleti. Koparacaksın iğneyi, şırıngayı ya. Allah! Lan sıyırdı pantolonumu. Çek, çek, çek poposunu çek, lan, çek poposunu. Çekme lan popomu lan, çek. Ben... Yetti lan, yetti. Ben... Yat şuraya yapacağın iğneli. Aha. Abi yüzsüzü yüzünden karı bana yapacağı iğneyi kendisine yaptı ya. Çıktırın dışarı gidin ya. Çıktırın ya. Hadi çık. Sana Mahmut. Puh! Heh tamam. Mahmut lan kıkkış. Benim adım Mahmut, bak soruyordun o zaman. Hoş geldin karıcığım. Puh! Tükür kız babana. Tükür sana baba. Adam gibi tükür kız. Puh! Allah belanı vermesin Mahmut. Ulan Mahmut. Olacak o kadar. Konuşacak, susmayacak. Kapılmayacak Sele. Göz kırpmayacak Ecele. Yahu kız nerede kaldı Fatma? Ben nereden bileyim Haşim? Kızın yanında çalıştığı aile zengin biliyorsun. Belki bir misafirleri falan gelmiştir, kıza da kal demişlerdir. O ailenin bir tane oğlu var, ablama kesik. Kesin az sonra arabayla bırakmaya gelecektir. Ah, ne oldu sana kızım? Arabayla getirdi ama. Arabayla şuradaki ormana kadar getirdi. Ormanda da tecavüz etti. Çabuk karakola gidiyoruz. Tamam. Tecavüz vakası ama... Bu aile çok zengin be kardeşim. Baş edilmez onlarla. Elleri kolları her yere uzanır. Hem olmuş bitmiş. Boş verin siz. Üstünde durmayın. Ma, oğlan nerede kaldı ya? Ay, arkadaşlarıyla geziyordur Haşim. Gelir birazdan. Allah Allah. Ne oldu oğlum sana? Hiç baba ya. Kahvenin orada Recep abiler dövdüler. Bunlar ne? Dişlerim baba. Biz karakola gidiyoruz. Tamam. Dövmüş de. Yani o Recep denen adam belalı biri. Psikopat. Hem siyasilerden de torpili var. Amcası milletvekili. Baksana. Çocuğunda öyle fazla bir şey yok. Geçer. Üstünde durmayın. He? Çabuk bütün hemen paret çek eşyaları alın. Lan karı da tam benlikmiş. Ben de şunun bir tadına bakayım. Ne diyorsun be, burası dağ başıma. Paylaşma lan şıllık. Aa, aa, aa. Gel bırak. Sen zengin bir ailenin mensubu musun? Mafya mısın? Belalı mısın?
Bir bakan filan yakını mısın? Sen kimsin de suç işliyorsun serseri? Bu memlekette torpilsiz birinin suç işlemeye hakkı var mı? Atın bunu içeri. Kimsin sen be? Kimsin sen? Emniyet müdürü gitmiş midir Büyücü'ye? Mayın dolu tarlalar nasıl çıktı Görücü'ye? Yağmur duası, okunmuş pirinç. Şimdi izleyeceğiniz olay çok ilginç. Hayırdır komşu? Pazardan geliyorum Abdi. Öyle mi? Hanım yapmaz mıydı bu işi? Ya, yapardı da. Gel gel içeride konuşalım. Erkek kuvveti. Çoğu zaman o gider. Ama erkek kuvveti ne de olsa bir başka oluyor. Şey yokuşu çıkarken sen de biraz soluklanayım dedim. Bugün buraya temizliğe geldiğini biliyorum. Evet ben de el alemin bulaşığını yıkıyorum. Ne yapacağım? Hayat. Çürükleri toplamaya pazara gidince ne göreyim dersin? Hayırdır? Aç koy deterjanı. Bu ne bulduk böyle? Şu bulaşık yıkamayı bir türlü beceremiyorum. Sesini çıkarma. Çürüğe çarığa vatandaşın itibar ettiğini gören bir akıllı herkes dönünce gitmiş çürüğü çarığı toplamış satışa çıkarmış. İyi mi? Yani sen şimdi bu çürük çarığı parayla mı aldın? He ya. Aha bu. Patlıcan 75 kuruş. Bu ezik domates 50 kuruş. Ha bu kırık yumurta 25 kuruş. Bakalım daha neler gelecek başımıza. Hangi uyanık akıl etmiş bunu? Eski bakanlardan birinin oğluymuş. Yani bu işi başkası yapmasın diye patentini almış. Anlayacaksın. Memlekette bütün çürük çarık işi ondan soruluyor. Çöpü paraya çevirmiş senin anlayacaksın. Çalan nezili. Büyük babaları yatalak. Ona da bakıyorum. Kokuya bakılırsa altına yapmış anlaşılan. Ne oldu amca? Yaptın mı? Yaptın. Aman yarabbi. Yani hazırım ama yediğini biliyorum da bu kokuyu nasıl çıkarabiliyorsun ya? Kumanı da üstüne. Hey yarabbim ya Resulallah. Marifetine giriyor değil mi? Nasıl yapıyorum lan bunu? Gel gel Ali. Şunu tuvalete dök bir de kapıyı aç. Ne bu duman be? Böyle cayır cayır yapıyor bu işte hadi. Acıktın değil mi? Ye iç yap, ye iç yap. Hadi tam yap bakalım, aç ağzını, aç. Aç, 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 tükürme, 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 tükürme. Razim gelmiş. Merhaba abi, nasılsın amca? Hoş geldin. Senin işte olman gerekmiyor muydu? Çıkartıldım. Sen de mi? Dur, ben... Sen... Sen görüyor musun Beşkar? Sus! Beş kardeşi görüyor musun? Sus! Nedir senin o elindeki? Biri ona Alaaddin'in sihirli lambasını vermiş. Lamba sihirli olsa niye versin? Vallahi ne bileyim abi, birisi elime tutuşturdu gitti. Cinin çıkmasını istiyorsan ovala dedi. Ovaladın mı? Ben korkarım öyle şeylerden. Ver şunu. Al sen ovala. Ulan anlaşılan birisi seni işletmiş ha. Ver ben ovalayayım bakayım onu şimdi. Hı. Bitirdin değil mi? Afiyet olsun. Güneş geldi la herifin gözüne. Geçmiş olsun amca. Anlamaz seni. Yok lan bundan cimbin çıkacağı yok. Tut şunu bunun iğne saati geldi. Sen nereden biliyorsun iğne yapmasını? Ben nereden bileceğim lan iğne yapmasını? Herif beni işe alırken sordu iğne yapmasını biliyor musun? Hastaya bakacaksın dedi. Ben de işi kaybetmemek için. Biliyorum dedim. Çevirsene abi şunu. Korkulur lan senden. Ah. Abi ne yaptın ya? Adamı delik deşik ettin. Bu sefer oldu galiba. Ana! Ana! Ne oluyor lan? Ulan çıktı! Vallahi acil çıktı! Hayırdır inşallah. Ne yapacağız şimdi? Dileğim. Sahip. Evet. Özür dilerim. Devir değişti.
Artık dilekleri ben diliyorum. Buyur abi, seni dinliyorum. Sahip, işten çıkarıldım. Çoluğum çocuğum perişan. Ne iş olsa yaparım. Bana bir iş bul. İş olsa biz çalışırız. Bizim çoluğumuz çocuğumuz senden beter. Anlaşıldı herifin sana niye lambayı verip kaçtı. Eskiden cinler bizi çarpardı. Şimdi kriz cini çarpmış. Ölsem de gam yerim. Şehitlerin kemikleri sızlar. Ey analar, cennet ayaklarınızın altında. Kalmayın size yapılanların altında. Karış karış satılıyor yurdum toprağa, yabancılara. Savaşla kazandığımız satılamaz parayla. Zor yaşarız artık biz bu yarayla. Nuri, ne haber? Sittir. Abi bir selam verdik, ayıp şu yaptın ya. Sittir. Öyle olsun abi. Ha amca, ya şu adres nerede acaba? Sittir. Ha? Sittir. Ne diyorsun lan moruk? Sittir. Ben seni arayacağım sonra. Abla, ha. Ya o garibandır, boş ver onu. Ya baksana ne diyor ya. Ablacığım, onun sana dediği yok ki. Onun seninle benimle bir alakası yok. O adam var ya, dünyayla olan irtibatını kesmiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. O var ya o, çok önemli bir müfettiş. Bu. Bu ya. Bak kızım, şuraya bir aqua park istiyorum. Tamam. Ana bina şurada olsun istiyorsunuz değil evet. Mi? Evet. Bir dicine bungalovu istiyorum. Kazım Bey, müfettiş bey geldi. Oo, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Oo, gel bakalım müfettiş, gel gel. Sana ne ikram edelim? Çay, kahve, tatil. Şu bungalov evlerden birini sana vereyim. Hayatım boyunca bedava tatil yapayım. Beyefendi, buraya inşaat yapamazsınız. Burası sit alanı. Evet, öyleydi. Buyurun, burada belediye encümenin aldığı kararlar var. İmara açılmıştır diyor. Biliyorum. Açarlarken oradaydım. Ama burası sittir. Tövbe estağfurullah. Hala aynı şeyi söylüyor. Kızım yolu göster beyefendiye. Otelin giriş kapısını tam şuraya yapacağız. Hah, oradan çıkabilirsin canım. Hadi. Hadi. Otel inşaatı bütün bu yapıyı bozar. Buraya bir çivi bile çakamazsınız. Çünkü burası sittir. Hadi. Hadi. Birader. İstiyorsunuz ki hiçbir iş adamı hiçbir yatırım yapmasın bu ülkede. 1923'te nasıl kurulduysa öyle kalsın. Özelleştirmeye karşısınız. Özel sektöre karşısınız. Hatta neredeyse özel mülkiyete bile karşısınız. Sizden özellikle rica ediyorum. Lütfen haddinizi aşmayınız. Ama beyefendi, belli ki bunlar parayı bastırıp imar almışlar. Velev ki öyle olmuş. Ne var yani? Ya olur mu müdür bey? Oranın altı tarihi, üstü doğa. Şimdi oraları çekirge sürüsü gibi istila edecekler. Oraları imara açmak yani cinayettir. Çünkü orası sittir. Anlaşıldı. Doğrucu Nuri Efendi. Beni mecbur ettiniz. Buyurun yeni görev yeriniz. Beni hiç anlamıyorsunuz müdür bey ya. Oralar sittir. Bunu siz de bal gibi biliyorsunuz. Sittir müdür bey ya. Ülkenin sit alanları yağmalanmasın diye nereye gittiyse rahat durmadı. Emekliye ayırdılar, gene de kurtulamadılar Nuri abiden. Belediyeye, meclise, her yere dilekçeler yağdırdı. Bu iş bunda bir saplantı haline geldi. Ailesi bile terk etti evi ya. Baktı ki işin içinden çıkamıyor, hop çark etti. Çark edince ne oldu? Hop kayış sıyrıldı. Bak şimdi bak. Nuri abi. Sittir. Şimdi hanım, tahriklere kapılmadan, sağduyunu yitirmeden, bir de mahkeme salonunda olduğunu unutmadan sakin sakin anlat bakalım. Her şeyi anlattım ya efendim. He, ben anlamadım o zaman. Sen süper zeka, güzel güzel anlattın, ben anlamadım. Yüce mahkeme mal, senin ne anlattığını anlamıyor. İtiraz ediyorum sayın hakim. Anlamadım. İtiraz ediyorum. Onu anladım, sen niye itiraz ediyorsun onu anlamadım. Efendim, sayın hakim, zaten müvekkilim acılı. Ya neşeli insanın mahkemede ne işi var zaten ya bu? Ulan şirinler kasabası mı lan burası? Yaz kızım. Niye efendim? Ama bırak dur, yazma kızım. Sen şey anlat bakayım. Şey, sabahleyin güzel güzel kalktınız. Evet. Kızımı da uyandırdım. Kahvaltı masasına oturduk.
Evet, bu yaşta bir çocuğun muntazaman kahvaltısını yapması lazım. Asla çocuk, büyük, herkesin kahvaltısını yapması lazım. Sen yapıyor musun lan kahvaltı? Yaparım efendim. Haberim. Kız gözlüklü, sen kahvaltı yapıyor musun? Hayır efendim, ben öğlene kadar bir kahve içiyorum. Öyle mi? Ne güzel. Öğlene kadar kahve içiyorum. Öğleden sonra bütün adliye yiyorlar. Geçen gün büfede tost yaptırmışsın, tostu bırakmışsın, tost makinesini yemişsin. Lan o kadar çok sigara böreği yenilirim lan. 12 tanesini peş peşe yutmuş, peş çıkartır budur geriye. Lan senin yüzünden adliye birbirine giriyor be. Sayın hakim, konumuza dönsek. Canım işte konumuz yemekle ilgili. Evet, ana kız kahvaltı yapıyordu, orada kalmıştık. Yapamadık efendim, hiçbir şey yemedi. Ay iştahsız çocuktan da illallah yani. Yani bir yok dediler mi? Yani altına sokmaya çalışırsın böyle. Açmaz onu, aç lan, aç. Aç, açmaz, açmaz. Yani bir yok dedi mi 50 takla atsan nafile. Şimdi sen devam et kızım. Sonra evden çıktık hakim bey, yürümeye başladık. Harçlık istedi benden. Ben de çıkardım 1 lira verdim. 5 lira istedi. 5 liram da yok dedim. Çocuk yoktan anlar mı? Ama gerçekten yoktu hakim bey. Yok ben anladım da çocuk için zor. Şimdi daha sonra verdiğin ifadeye bakılırsa çocukla el ele tutuşmuşsunuz gidiyorsunuz. Bir ara çocuğun elini bırakmışsın, çocuğun burnunu akmış, çocuk burnunu silmiş. O arada çukura düşmüş. Evet hakim bey. Düşer tabii. Tabii düşer. Düşmez mi? Tabii. Yahu yer çekimi var. Bak, bak şimdi kalemi bırakıyorum. Tak düştü. Gördün mü? Tabii çocuk da düşer. Niye çocuğun elini bırakıyorsun? Çocuğun burnu aktıysa sensin. Anne değil misin? Ya da evden çıkarken burnundan bir mandal bağla. Anne değil misin? Şimdi bak, mesela mübaşirin burnu aksa. Ben onun burnunu silerim. İğrenmem. Ne olur onun burnunda? Ama bak şimdi bu kızın burnu aksa ellemem. Çünkü her naneyi yiyor. Sonra ben onun burnunu silmek için elimi uzatsam yer benim elimi yer. Efendim konuya dönsek. Bak sen de bana ikide bir ayar verip durma. Ha, bak kızım sen de haklısın. Şimdi evden çıkıyorsunuz. 1, çocuk kahvaltı etmeden çıkıyor. 2, çocuk burnu akıyor. 3, çocuk harçlık istiyor. 5'in birini veriyorsun çocuğa lan. Ve en önemlisi çocuğun elini bırakıyorsun. Efendim çukur hatalı, kabul ediyorum çukur hatalı. Ama sen de en az çukur kadar hatalısın. Değil mi kızım? Sus kızım. Al çukuru al içeri. Çukur delik içeri, içeri. Gir gir gir, geç geç geç. Geç geç. Geç dur şöyle şöyle. Bu ne efendim? Çukur kızım. Çukur işte çocuğunun düştüğü çukur. Yaz kızım. Kusurlu bulunan çukurun ve annenin 5'er yıl hapsine karar verilmiştir. Hakim bey, çukurla ben mi suçlu oldum şimdi? Asıl suçlular nerede? Hani eski bir reklam vardı, hatırlar mısın kızın? Popo prenses almaya gittiler yavrum. İtiraz ediyorum. Kes lan, kes, kes. Şimdi geleceğim oraya. Asıl suçlu neredeymiş? Lan bir sor bakalım, bunca yılın hakimiyim. Kaç defa asıl suçluyu gördüm? Sağa sola bakacağına biraz da önüne bak. Burası Türkiye. Aa, ayda ne oldu lan bu televizyona? Aa, ben hiç anlamıyorum bu televizyondan Rıfkı. Yok televizyonla alakası yok, yayın gitti. Nereye gitti? Komşuya gitti biraz da onlar seyretsinler diye. Yahu yayın kesildi. Ulan o kadar para veriyoruz aldığımız hizmete bak. Ver şimdi sen. Ne yapacağım? Şunlara bir telefon edeyim de zılgıtı yesinler görsünler. Zaten araya araya telefonlarını ezbere biliyorum. Alo? Televizyon yayıncılığındaki en büyük platforma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üyemiz iseniz 1'e, üyemiz değilseniz 2'ye basın. Yok, üyenizim 1'e basıyordu. Alo? Bilgi için 1'e, spor için 2'ye, sinema için 3'e. O sinemayla işimiz yok, ben bilgi almak istiyorum. Sporla da alakalı, ben 1'e basıyorum. Alo? Ödemelerinizle ilgili bilgi almak için 1'e, ödemelerinizle ilgisi olmayan bilgi için 2'ye, öylesine bilgi için 3'e. Ben öylesine bilgi edeceğim ben çünkü 3. Alo? Ben ödedim diyorsanız 1'e, ben ödemedim diyorsanız 2'ye,
Hasan ödemedi diyorsanız 3'e. Ya. Hasan kim diyorsanız 4'e basın. Aa, Hasan kim? Nereden çıktı şimdi bu Hasan diyorum ben. Şimdi nereden çıktı diyorum 4'e basıyorum. Alo? Yayınlarımızı beğeniyorsanız 1'e. Fena değil diyorsanız 2'ye. Orta karar diyorsanız 3'e. Kötü diyorsanız 4'e. Kararsızsanız 5'e basın. Yok kararlıyım ben 4'e basıyorum şimdi. 4'e basıyorum çünkü kötü diyorum. Alo? Acaba yayınlarınızı iyi anlamadım. Sorun bende diyorsanız 1'e. Bende bir sorun yok. Sorun sizde diyorsanız 2'ye. Sorunun birazı bende, birazı sende diyorsanız 3'e. Hatasız kul olmaz diyorsanız 4'e. Sen ne diyorsun diyorum ben. Kaça basacağımı unuttum. Rastgele bir 2'ye basıyorum. Alo? Hata benim. Affedersiniz diyorsanız 1'e. Yanıldığınızı kabul ediyorsanız 2'ye. Niye? Ben zaten hep böyleyim. Kimse bana bir şey beğendiremez diyorsanız 3'e. Aa, ben şeyin teki mi oldum şimdi yani? Tamam. 2'ye basıyorum. Hadi bakayım. 2'ye basıyorum. Ben... Alo? Ben manyağım diyorsanız 1'e. Siz manyaksınız diyorsanız 2'ye. Evet. Ortada bir manyak var ama kim diyorsanız 3'e basın. Ben ortada bir manyak var diyorum. 3'e basıyorum ortada. Alo? Siz eğer kendinizdeyseniz 1'e, evinizdeyseniz 2'ye, evet. Annenizdeyseniz 3'e, nerede olduğunuzu bilmiyorsanız 4'e. Nerede olduğumu niye bilmiyorum lan? Ben kendimdeyim. 2. Alo? Psikolojik yardıma ihtiyacım var diyorsanız 1'e. Yayınlarınız güzel. Benim psikolojik problemlerim var diyorsanız 2'ye. Deli bir tane olsa balla, börekle beslerim diyorsanız 3'e. Biz zaten ailecek deliyiz diyorsanız 4'e. Biz ailecek deliyiz. Var mı lan? Ah var mı? Ah, ailece delirdik. Geleceğiz biraz sonra. Alo? Masar Osman'ın yerini öğrenmek için 1'e. Tam. Darüşşafaka'yı arıyorsanız 2'ye. Darül Ecezi'ye bağlanmak istiyorsanız 3'e basın. Aa, bağla. Nasıl satayım? Masar Osman'a bağla. Siz bu yaşadığınızı yaşam sanıyorsanız 1'e. Artık yaşamak istemiyorum diyorsanız 2'ye. Evet. Her canlı ölümü tadacaktır diyorsanız 3'e. Evet. Karacaahmet'ten yer ayırtmak istiyorsanız 4'e. Zincirli Kuyu'yla görüşmek istiyorsanız 5'e basın. Ulan karı beni öldürdü gömdü. Nasıl satayım? Karacaahmet'e basıyorum. Alo? Karacaahmet alo? Cenazem yakılsın diyorsanız 1'e. Cesedime makyaj yapılsın diyorsanız 2'ye. Benim kuyuma pamuk tıkamayın diyorsanız 3'e. Ölürsem kabrime gelme diyorsanız 4'e. Ana menüye dönmek için 0'a basınız. Ana menüye öyle mi? Tabii. Önce pamuğu tıkacağım sonra senin ana menünü. Rıfkı. Ha. Demin televizyondan aradılar. Ben de Rıfkı Bey yok. Gelince arayın dedim kapattım. İyi demişim. Parayı ödemedim, borcu yatırmadım da onun için arıyorlar. Önemli değil. Alın. Alo? Onlar arıyor. Ha borcu mu? Şimdi ödeyecek misin diye soruyorsanız 1'e. Ödeme ihtimalin yok mu diyorsanız 2'ye. Ne zaman ödeyeceksin diyorsanız 3'e. Hiç ödemeyeceğim diyorum ben 4'e. Böyle şey olur mu sana haciz getiririz diyorsanız 5'e. Ulan bunun haciz edecek malı yok bu ne biçim adam diyorsanız 6'ya. Yahu biz vatandaşı keriz yerine koymayalım adam gibi yayın yapalım diyorsanız 7'ye. Pamuk tıkamak istiyorsanız 8'e. Basacaksınız. İşte öyle basılmaz böyle basılmaz. Hadi bakalım. Bir yanda büyük ülke, bir yanda işsizlik, bir yanda gökdelenler, öte yanda açlık. Her yerde üniversite. Doğuda yok okuyacak bir okul. Arada okumuş adam bul. Kentte kentçe yönetim, kırsalda töre. Şimdiki oyunumuzu izleyelim ona göre. Ali, Veli, Ayşe üç kardeştir. Bunların yaşının toplamı 32'dir. En büyük abi Ali'nin yaşı 14 olduğuna göre ileride namussuzluk sonucu Ayşe'yi vuracak olan küçük kardeş Veli'nin yaşı kaçtır? Sen söyle bakayım. Ağam bu Ayşe kim ben hemen vurayım. Ulan misal veriyoruz ya otur yere ya tübe tübe.
Le! Ulan dağıtın şu bebeleri lan. Oğlum hadi dağıtın. Tamam bugün bu kadar. Haydi. Çık haydi. Hadi dağılın bakayım bir şey konuşacağım. Hadi. Ulan gene de size teşekkür ediyorum. Çünkü bebelere töremizi öğretmen çok iyi oluyor. Vallahi çok iyi oluyor ha. Törelerimiz yaşıyor. Heh. Size bir şey söyleyeceğim. Ulan hatırlayayım sen geçen sene şöyle kendi ellerinde güzel bir şöyle ablanı vurmuştun. Ulan hatırladın mı? Ulan şöyle bir kendine şey et. Bak bakayım bana bir kafayı toparla. Ha. Hatırladın mı? Yok hatırlamayayım. Ha hatırladım. Ulan olay yerinde ölmemiş ya. Hastahanede vermiş son nefesini. Ulan annen de hastaneye gitmiş idi. Orada ona ayaküstü kağıtlar imzalatmışlar. Ya neymiş o kağıt? Ablanın organlarını bağışlamış. Ablan kısmen de olsa yaşıyor. Gel benimle. Niye vurmuşik? Ulan ablanın böbreği bu karıda yaşıyordu. Onu vurmak suretiyle kısmen de olsa ablanı temizlenmiş oldu. İşte kalbi de bu heriftedir. Şimdi sıra bunda. Temizle şu herifi abla konusu hallolsun. Ya baba bir şey diyeceğim. Ya hadi. Vallahi bir şey diyeceğim. Bu kadar suçsuz, günahsız insanı yok edeceğimize... aha bu töre denilen canavarı yok etsek daha iyi değil midir? Ya küstüm. Gideyim. Hele bak hele bak. Tıp. Hayır, adli tıp. Ha. Anlat bakalım Seyfi Sekmez. Sabri İri'yi niye vurdun? Namus meselesi efendim. Canım onu anladık. Ne yaptı adam sana? Ne yapmadı ki? Ya yapmadıklarını bırak, yaptıklarını anlat. Efendim, mahallemizde 6 tane it kopuk kızıma tecavüz etmişti. Kızım bu olayı bize anlattığında, aman dedim kızım, kimseye söylemeyelim, kimsenin haberi olmasın. Epey bir süre sakladık herkese. Bir gün evde Sabri ile çay içerken ağzımdan kaçırdım ben bu olayı. Yapma be abi, hiç duymadık vallahi. Ne zaman oldu bu olay? 5-6 ay kadar oluyor. Adamlar yakalanmadı mı? Yahu yavaş biraz, yerin kulağı vardır. Adamlar yakalanmadı çünkü şikayetçi olmadık. Polise gitmediniz mi peki? Yok, gitmedik. Abi senin kafan mı güzel? Ne diyorsun sen ya? Boş ver, boş ver. En iyisi unutmak. Hiç böyle bir şey olmadı, sen de unut. Ya abi sen manyak mısın, nesin ya? Şu kızının başına gelenlere bak, bir de sendeki şu rahatlığa bak. Puh, senin kalıbına emek. Allah Allah. Vallahi bir daha seninle konuşmayacağım ha. Puh. Sabri haklı. Dağ başım burası. Niye şikayetçi olmuyorsun? Olmadım. Olamazdım da. Sabri denen bu adam sanki üstüne vazifeymiş gibi gitmiş polise her şeyi anlatmış. Onun için mi öldürdün adamı? Efendim benim yaşadıklarımı bir ben bilirim bir de Allah. Bir de şimdi anlattıktan sonra siz bileceksiniz. Her şey bu adamlar hapse atıldıktan sonra başladı. Kızının ruhsal durumunun bozulup bozulmadığına dair adli tıp raporu lazım. Kızımın ruhsal durumunun bozulup bozulmadığına dair rapor mu? Evet. Yani bir genç kız 6 kişinin tecavüzüne uğradığı halde ruhsal durum bozulmamış olabilir mi? Olabilir. O zaman ben senin var ya tam... Sen ne biçim konuşuyorsun hayvan herif? Çık dışarı, polis çağıracağım şimdi. Çık! Bak gördün mü? Sen lafına bile dayanamadın. Yürü kız. Efendim rapor alabilmek için gittik adli tıp kurumuna. 3 tane iri iri, sakallı, bıyıklı adam eşler kızımın karşısına. Anlat dediler. Anlat.
Sonra işte beni soydular. Hepsini mi çıkardılar kızım? Yok. Şeyim kaldı. Neyin kaldı? Çoraplarım. Bak kızım, bize her şeyi detaylı anlat. Her şeyi bilmek zorundayız. Bir dakika, ben bir çay alayım, bir dakika. Efendim, sonra kızımın ifadesini aldılar. Kızım 17 yaşında olduğunda ve o kurulun çocuk psikiyatrı bulunmadığından bir şey yapamayacaklarını söylediler ve bizi başka bir şehre yolladılar. Anlat çocuğum. İşte sadece çoraplarım kalmıştı. İkisi de elimden tutuyordu. Efendim, 6 kişilik kurulun 3'ü kızın ruh sağlığı bozulmuştur dedi. Diğer 3'ü hayır efendim, ruh sağlığı bozulmamıştır dedi. Ve biz de tabii oradan bir sonuç alamayınca bizi başka bir şehrin adli tıp kurumuna gönderdiler. Yeni gittiğimiz kurul kızın ruhsal durumu bozulmamıştır dedi. İtiraz ettik. Kızın bu tecavüz olayını birçok şehirde, birçok uzmana defalarca anlattıktan sonra nihayet istediğimiz raporu aldık. Almışsın işte istediğin raporu. Gözün aydın. Raporu aldık almasın ama bizim ikamet yerimiz başka, sanıklarınki başka. Olay yeri de başka olduğunda bu sefer de davanın hangi il mahkemesinde görüşüleceği problem oldu. Ya bu adamlar bu kıza tecavüz eden adamlar. Başka araç yok muydu? Başka araç yok, ödenek bu kadar. Efendim o adamlarla, o arabada 2 sene göz gözü diz dize gezdik durduk. 2 yıl ceza aldılar. O da yattıkları süreye sayıldı. Şimdi dışarıda. Kızın şimdi nerede? Kızım akıl hastanesinde. Bütün bunlar Sabri'nin yüzünden. Ona sus dedim. Kimseye söyleme dedim. Anlaşıldı. Yaz kızım. Davanın ileri bir tarihe ertelenmesine, adli tıp kurumunun sağlıklı olup olmadığına dair rapor istenmesine karar verildi. Bana bak Zakir, sakın bize yalan söylemeye kalkışma, yoksa seni pişman ederim. O kadar soruya üniversite mezunları bile doğru cevap veremez. Sen nasıl verdin? Hükümet sayesinde komiserim. Yani hep bildiğim soruları sordular. Daha doğrusu hükümetin bana öğrettiği soruları sordular. Hadi oradan be, pis serseri. Sen kimsin de bu kadar sorunun cevabını vereceksin ha? Hem bunun hükümetle ne alakası var? Mutlaka içeriden birileri sana soruların cevabını verdi değil mi? Söyle bana, kim verdi soruların cevabını? Komiserim, vallahi kimse vermedi. Yani gittim oturduğum yerime, yarışma başladı. İşte şimdi 250 bin değerindeki soru geliyor. Hazır mısın Mesut? Bir deniz mili kaç metre? Efendim, bu evden 4 kişi sele kapılıp sürüklenip gitmiş. Evet. Bir tanesini 1 deniz mili uzaklıkta bulduk. Mesafeden emin misiniz? Şuradaki adam cesetlerden birinin babası, istiyorsanız soralım. Soralım tabii. Baksana. Buyurun. Buyurun. Çocuğu 1 deniz mili uzaklıkta buldun değil mi? 1 deniz mili? Hı-hı. O ne ki? 1 deniz mili 1852 metredir. Ha, 1852 metre. Şey, evet. Vardı. Hemen hemen vardı. Eminsin? Ha, eminim. Eminlermiş. Tamam. 1852. Bravo Mesut. Şu an 250 bin lirayı cebine koymuş durumdasın. O zaman 500 bin değerindeki soruya geçelim. Ne dersin? 500 bin değerindeki soruya hazır mısın Mesut? Hazırım. 500 bin değerindeki soruya hazırsan sorun geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Bir ödeme emrinin süresi ne kadar? Memur bey, birazcık daha süreyi uzatabilir miyiz acaba? Bak kardeşim, dinle beni. Ödeme emri eline geçtikten sonra 7 gün içinde ya parayı ödersin ya da itiraz etme hakkın doğar.
Bak 10 gün geçmiş ödememişsin. Ama ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum ki. Efendim kanunu bilmemek mazeret değildir. Ödeme emri süresi 7 gündür. 7. Hadi arkadaşlar devam edin. Yedi gün. Bravo! 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 Harikasınız. Şu an 500 bini kazandın. Helal olsun vallahi. Tebrik ediyorum. E o zaman şimdi sıra geldi 1 milyon değerindeki soruya. Hazır mısın Mesut? Ve ekranları başındaki sayın seyirciler, şu an 1 milyon değerindeki soru geliyor. Ve bu bir matematik sorusu. Sana bir işlem soracağım ve 30 saniyede bana yanıt vermeni isteyeceğim. 1 milyonluk soruya hazır mısın? Hazırım. Peki o zaman. Evet, işte 1 milyon değerindeki sorun. 384 bölü 4 çarpı 32 eksi 44 bölü 58 ne? Şimdi şu 250 lira kira. 35 lirada elektrik eder. 250 artı 35, 285. 25 lira su, 42 lira telefon, 274 lirada bakkalın borcu var. Etti 626. Evet. Çocuğun masrafları var. Ona da bir 60 desek. Of. Benim yol parası 230. Aa, 916 etti ya. Benim maaşım 670 lira. Yani açığımız kaç para biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. 241 lira. Ya. 241 lira. Dur bak. Ben işe yürüyerek gidersem eğer 241 eksi 230 kalır 11. Yok yok, bu böyle olmayacak. Hiç pazar parası kalmadı. Biz ne yiyeceğiz Mesut? Ya bir dakika dur şimdi. Bak. Şimdi 250'nin yarısı eder sana 125. 274'ü de 3'e bölersek eder sana 90. Yok, bölmeyelim. Çarpalım. Çarpmayalım, toplayalım. Toplamayalım, çarpalım. Çarpmayalım, bölelim. Bölelim, çarpmayalım. 52.2. 52.2 cevabı sana şu an tam 1 milyon kazandırıyor sayın seyirciler. Bravo, bravo Mesut. Tebrik ederim. Tebrikler, şu an 1 milyonu senin. Sayın seyirciler, şu an gördüğünüz gibi 1 milyonu kazanan Mesut. Tebrik ediyoruz sayın seyirciler. Bravo, bravo. Fidanın olan biten bundan ibaret komiserim. Yani bütün bu soruların cevabını başımızdakiler öğretti bana. Kirlenmek güzeldir. Kirletmek de. Hatta bizzat kir. Kirlenmeyen ne kaldı ki? Şey efendim, mahalle halkı gelmiş sizinle görüşmek istiyorlar. Sebep ne? Elektrikleri mi kesik? Suları mı akmıyor yoksa yolları mı bozuk? Hayır efendim, konuşmak istedikleri konu sigara yasağı. Hoppala! İyi çağır gelsinler. Buyurun. Yahu bu ne hal? Sigara yasağı yüzünden bu haldeyiz efendim. Yanlış anlamayın Sayın Bakanım. Yani sigara yasağını kaldırın demiyoruz. Ama bari bizim mahalledeki Rasim abi için kaldırın. Sebep ne? Ne diyorsunuz siz kardeşim? Rasim abi asabi bir adamdı ama iyi kötü idare ediyorduk efendim. Fakat şimdi sigara yasağı konunca hepten tutamaz olduk yani efendim. Günaydın Rasim. Bana bir paket sigara. Peki Rasim abi. Buyur Rasim abi. Bir tane de çakmak ver. Çakmak. Peki, peki Rasim. Buyur abim. Abi bana bir kibrit. Vereyim o. Günaydın abi. Sana da günaydın lan. Sayın afiyet olsun. Efendim bu mahalleliğe yaptıkları. Bir de bunun akşamı var. Ben Rasim'in karısıyım da. Vallahi efendim biz sigaraya karşıyız. Ama yasağına da karşıyız. Sayın Bakanım hiç olmazsa Rasim abiyi yasak dışında bırakalım. Mahallemizi kurtaralım efendim. Beni de kurtarın efendim. Yahu kardeşim yasak yasaktır. Herkes için geçerli bu. Ona yasak buna değil olur mu? Allah'a Rasim abi. Rasim abi. Ne konuşuyorsunuz lan burada? Ha?
Yok abi bir şey. Vallahi yok abi bir şey. Ne yapıyorsun be? Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Ne hale getirdiniz lan beni? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun ya? Tamam, sigara zararlı ama asgari ücretle ev geçindirmeye çalışmak daha zararlı. Çocuğunu okutmak için dershane parası bulmak daha zararlı. İşsizlik, hastane kapılarında telef olmak daha zararlı. İnsan gibi yaşayamamak daha zararlı. Madem sigarayı yasakladınız, bunları da yasaklasanıza. Basından.